Dünyada devrim yaratan, sürekli gelişen, ilerleyen, sektöre nice bilim adamları yetiştiren Türk eğitim sistemi ve denekleri. İlkokula heyecanla başlanır. 3 tane ders vardır toplam. Hayat bilgisi, Türkçe ve matematik. En azından bizim dönemimizde böyleydi. Hayat bilgisi dersi hayata dair bilgiler vermektedir. Okul bitince nasıl işsiz kalacağınız, dost sandıklarınızın arkanızdan nasıl vurdukları, insanların ne kadar bencil veya kendini beğenmiş olabilecekleri, hayatın her yerinde adam kayırma, ötekileştirme, iteleme, kakalama ve benzeri olduğu gibi konulardan ziyade yere çöp atmamalıyız, atanları uyarmalıyız gibi konular öğretildikten sonra bunu öğrenen kardeşimiz liseye başladığında da, ağzından tükürdüğü sakızı havada tekme atarak su aldıracak, elindeki su şişesini yere bırakıp tekme atarak arkadaşına isabet ettirecek, şişeyi büküp kapağını patlatacaktır. Diğer arkadaşları ise bak bu yaptığın doğru değil diyerek yere çöp atan bu arkadaşını uyarmak yerine enseye şaplak göte parmak seviyesinde devam edecektir. İlkokulun ilerleyen dönemlerinde ve ortaokul zamanlarında eklenen yeni dersler öğrencilere yeni ışıklar katmaktadır. Bunlardan biri müzik dersidir. Müzik dersi dediğimize bakmayın. Derste flütün nasıl çalınacağı öğretilir. Flüt. Bu flüt öğrenciye müzik aşkını, müzik bilgisini aşılayarak öğrendiği bu enstrümanla ilerleyen yaşlarda kafe ve barlarda canlı müzik bölümünde flüt çalarak ya da orkestralarda flütist olarak sanatını icra etmesine temel hazırlar. Ya da bu derslerde müzik öğretmeni, sesi güzel olan bir arkadaşınız çıksın, şarkı söylesin. Der ve o şarkı söylerken sınıf alkış tutar. Böylece öğrenciler de sanatlanmış olur. Bu sesi güzel olduğuna inandırılan arkadaşlar ise ilerleyen yaşlarda evlilik programları gibi çeşitli mecralarda şarkı söylemeye çalışmaya devam eder. Bütün bunları geçtikten sonra bir de fen bilgisi dersiyle öğrenciler bilime yöneltilir. Çeşitli bilimsel deneylere imza atan bu öğrenciler sonunda pamukta fasulyenin yetişebileceğini görerek hayatına bilimsel bir deneyim kazandırmıştır. Bu bilimsel deneyimi kazananlardan bazıları büyüdüğünde kenevir yetiştirerek kariyerine devam eder. Bir bir de beden eğitimi adında bir ders vardır. Bedeni eğitmek üzere bu dersi verecek olan öğretmene ise bedenci adı verilir. Bu derste amaçlanan bedenin eğitilmesi konusu hocanın topu vererek dışarı salmasıyla icra edilmiş olur. Öğrencilerden bazısı top koşturur, bazısı it kopuk gibi gezer, bazısı ise bir kenarda oturarak sohbet ederler. Böylelikle bedenleri eğitilmiş olan bu öğrenciler tekrar eşofmanlarını değiştirerek dersi bitirirler. Ayrıca bir de meşhur öğretmen replikleri vardır. Bunlar, o arkadaki dörtlüyü dağıtacağım. Hep aynı parmakları görüyorum. Oğlum kahvede mi oturuyorsun? O kendini iyi biliyor. Gülünecek bir şey varsa söyleyin hep beraber gülelim. E oğlum kendini de unutsaydın. Kimden geliyor bu uğultu? Arkadaşın camdan atlasa sen de mi atlayacaksın? Gibi anlamsız cümlelerin öğretmen okullarında zorla ezberletildiklerini ve gerekli yerde kullanmayanın mezun edilmediğini düşünüyoruz. Bu eğitim sisteminin vazgeçilmez parçası olan okul müdürleri ise kel kafalı ve asık suratlı tiplerden oluşmaktadır. Bunların görevi ise istiklal marşı için toplanıldığında karşılarına geçip yarım saat boyunca konuşmaktır. Konuşulan konular genelde okul tuvaletleri, okul tuvaletlerinde dönen entrikalar, saç sakal mevzuları ve benzeri olarak devam eder. Saç ve sakal engeliyle öğrencilere nasıl disiplinli olunacağı öğretildiği sanılarak yıllardır insanı eğitmeye yönelik ilkel kurallarda devam eder. Kısaca okuyan herkesin derdi ekmektir, eğitim sistemi dediğin karneyi göt cebine koyup kantratmaya gitmektir.